Ama hala güncelliğini koruyan bir soru 128 milyar dolar nerede sus diyorlar Ruslar pekcan ne oldu sus diyorlar erdoğan bayraktar konuşmuş sus diyorlar tosuncuk konuştu tosuncuk biliyorsunuz geldi artık türkiye'de ee, soruları yanıtlamış çiftlik bank döneminde Yüksek makamlardan destek gördüğünü söylemiş. O dönemde arkamda bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, kaymakamlar vardı diyor. Yani yalnız başıma toplamadım o parayı demeye getiriyor. Merhaba arkadaşlar. Dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 77.260 yıla kadar hapsi isteniyor. Edirne F-Tipi cezaevindeki Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'nun sorularını yanıtladı. O dönemde benim arkamda bir güç vardı dedi. Bakanlar, milletvekilleri, yargı mensupları, yerel siyasiler, asker ve polis her kesimden destek aldığını öne sürdü. Kendisine devlet için faydalı olanı yapıyorsun denildiğini iddia etti. Evet çiftlik bakan. Leslie, daha kuvvetli Işidin ve yerel mafyanın kendisinden para istediğini söyledi. Bunlara karşı durduğu için aleyhine medya gücü kullanıldığını öne sürdü. Aydın Çiftlik Banka para yatıranlar arasında ünlü isimler de olduğunu söyledi ama isim açıklamadı. Bu noktada Türk yargısına en doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur. Avukatları Tosuncuğun cezaevinde sürekli kitap okuduğunu ve liseyi dışarıdan bitirmek için ders çalıştığını belirtti. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın çiftlik bankına 77 bin kişi toplam 511 milyon lira yatırmıştı. Aydın 2018'de Uruguay'a kaçtı. 1 Temmuz 2021'de Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu. İlk kez 14 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan Aydın tutuklu yargılanıyor. Kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. 26-25 öndeyiz ikinci sette. İkinci set geliyor. Gelecek inşallah. 1-0 ilk seti aldık. 42 dakika sürdü. İkinci set daha çabuk bitecek herhalde. Öyle görünüyor. İkinci set geliyor mu? Duy i̇lk benden duyacaksınız merak etmeyin Eğer maçı izlemiyorsanız ki beni görüyorsanız maçı izlemiyorsunuz demektir. Evde tablet açık bir taraftan maça bakıyoruz bir taraftan seni dinliyoruz diyenler de var. Aklımız yüreğimiz maçta. Bu hafta sonu final oynayacaklar. Avrupa şampiyonu olacaklar biliyoruz. Ne yapalım onlarla moral buluyoruz. Arkadaşlarım da bu görüntülerle bana sıradaki haberi hatırlatıyorlar. Haklılar. Sıradaki haber çok önemli. Bu ülkede insan canına verilen değere dair ibretlik bir haber. Rıza Bey Apartmanı'nı hatırlıyorsunuz değil mi? İzmir'de 6,9 büyüklüğündeki depremde 36 kişinin hayatını yitirdiği apartman yıkılmıştı olduğu gibi. 36 kişi hayatını kaybetmişti. Gazeteci İsmail Saymaz yeni belgelere ulaştı. Yeni belgelerle Rıza Bey, Rıza Bey Apartmanı'nın öyküsünü yazdı. Bu öykü aslında tam anlamıyla Türkiye'nin deprem gerçeğini ortaya koyuyor. İzmir 30 Ekim 2020 saat 14.50. Bu sarsıntının büyüklüğü 6,9, şiddeti yani yeryüzündeki etkisi daha fazla. Hele de binalar dayanıklı değilse. Rıza Bey Apartmanı dayanıklı değildi. Şiddetli sarsıntı sonucu yıkıldı. 36 kişi hayatını kaybetti. Oysa ki binanın çürük olduğu biliniyordu. Yaşadığı ilk deprem değildi. 3 yıl önce 12 Haziran 2017'de İzmir 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. O gün bina yıkılmadı, can kaybı olmadı ama hasar aldı. Bina sakinlerinden Emine Yücel tedirgin oldu. HalkTV.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Yücel'in o depremin ardından apartman yönetimine yazdığı mesaja ulaştı. Hasar tespiti yapıldı mı sorusuyla başlayan mesajda Yücel şöyle diyordu: Binamızda son depremlerden dolayı hasar tespiti yapıldı mı, yapılacak mı? Binamız depreme dayanıklı mı? Bu hususta bilgisi olan var mı? Binamızın durumu nedir? Depremler devam edecek sanki. Yanıt bir gün sonra geldi. Apartman yöneticisi Süheyla Erdönmez'den. Emine Hanım son depremde binamızda herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır. Konu hakkında görüşülmesi gereken yerin burası değil toplantı olduğu görüşündeyim. Doğruyu söylemiyordu yönetici. Rıza Bey apartmanı 3. derece risk kategorisindeydi. Yani en riskli grupta ama gerçeği sakladılar. Ve o saklanan gerçek 6,9 büyüklüğündeki depremle ortaya çıktı. Rıza Bey apartmanı sarsıntıya dayanamadı, çöktü. WhatsApp grubuna duyduğu endişeyi yazan, binamız sağlam mı diye soran Emine Yücel'in 3 ve 9 yaşındaki kızları Diren ve Feda, eltisinin kızları 6 ve 4 yaşındaki Vera ile Lena, kayınvalidesi Arife Yücel hayatlarını kaybetti. Ona olumsuz bir durum yok diyen apartman yöneticisi Süheyla Erdönmez de hayatını kaybedenler arasındaydı. İsmail Saymaz Bir Başka Gerçeği Daha Belirtti yazısında Rıza Bey Apartmanı 1993'te Bayraklı'da inşa edilmişti. 8 katlı apartman 17 ve 21 Ekim 2005'teki depremlerde de hasar görmüştü. Binanın taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyonu yapıldı. Yani Kolon kirişlerindeki çatlaklar kimyasal yapıştırıcılarla güçlendirildi. İşlem projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde gerçekleştirildi. Aman Allah. 2012'de Tire, Urla ve İzmir'de depremler yaşanınca Rıza Bey apartmanının sakinleri deprem raporu almak için harekete geçti. Aldıkları raporda apartmanın 3. derece riskli olduğu vurgulandı. Bu çok tehlikeli anlamına geliyordu. Bu yazı üzerine apartman sakinleri acilen toplandı. Bazı sakinler gerekirse müteahhitle anlaşarak binayı yıktırıp yeniden inşa etmeyi önerdi. Çoğunluk itiraz etti. Neden mi? Kat kaybı olacağı için. Bina sakinlerinden Uğur Gezgin o günleri şöyle anlattı. Binanın temeli sağlam dediler. Binayı kentsel dönüşüme sokup yıkmaya karşı çıkıp bizi engellediler. Er dönmezle tartıştık. Apartmana beyaz gelinlikle girdim, beyaz kefenle çıkarım dedi. Bina güçlendirilmedi, yenilenmedi ve bu riskler binaya 2013'ten sonra taşınanlardan saklandı. Yücel ailesi onlardan biriydi. Ne evin eski sahibi ne de komşular yücellere binanın durumundan hiç bahsetmedi. Rıza Bey Apartmanı 30 Ekim 2020'de saat 14.50'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme dayanamadı. Şehirde 118 kişi can verdi. Bunlardan 36'sı Rıza Bey'de hayatını kaybetti. Göz göre göre gelen ölümün hikayesiydi aslında bu. Birinci yılı dolmak üzere İzmir depreminin. İsmail Saymaz'ın haberiydi efendim. Bu arada bir bir oldu. O yüzden çok e, bağırmıyorum. 1-1 oldu. Yine çok çekişmeli geçti. İkinci set. Onlar aldı. Şimdi üçüncü seti biz alacağız. Ona eminim. Amerika kadın voleybol takımımız Sırbistan'la oynuyor. Sırbistan'da maç Belgrad'da. İlk seti aldık. ikinci seti verdik. Şimdi üçüncü sette sıra. Kısa bir ara verilmiş durumda. Aktaracağız. Çok heyecanlı gerçekten. İnsan canı her şeyden önemli diyoruz da bu ülke depremini bekleyen şehirlerin, adına kaza denilen iş cinayetlerinin, doğal afet denilen insan eliyle yaratılmış afetlerin ülkesi maalesef. Şimdi bir iş kazası haberi var sırada. İnşaattan düştü işçi. Hastaneye gittiğinde...